Ve Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası geleneksel bayram ziyaretleri de vardı tabii. Salgın nedeniyle uzun bir süredir online yapılan o bayramlaşma bu kez yüz yüze gerçekleştirildi. Ziyaretlerin gündeminde 2023 seçimleri ve altılı masayla ilgili bazı tartışmalar da vardı. Bizim Tokat'ın çöreği çok meşhur. Geldi mi? Tamam, ikram etmemiz lazım. Size özel tereyağı aldım. Nohut mayasıyla çörek yapıyoruz Tokat'ta. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda parti kurmaylarının bir araya geldiği gündür bayramın ikinci günü. Salgın yüzünden iki yıldır online yapılan bayramlaşmada yine eskiye dönüldü. Valla memnunuz. Öyle çok güzel oldu hakikaten. Online olduğu zaman tabii ben uzun yıllar televizyonculuk da yaptım. Her ne kadar böyle bir aktarımla derdinizi anlatmak mümkünse de yüz yüze olmanın, bu bölümü olmanın verdiği şey bambaşka. AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Başkanlığındaki heyet ağırladı. Sohbetler seçim üzerineydi. Adil bir yarış olsun diyoruz. Siyaset çok hızlandı. Böyle bakıldığı zaman biz tempoyu seven bir partiyiz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşmasındaysa altılı masa tartışmaları ön plandaydı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. CHP'nin HDP ile olan çok yakınlığı, işbirliği İYİ Parti'ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. Peki ne olacak diyoruz. Meral Hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. Dedim nasıl bir iyilik olacak bu? Büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak şeklinde de çok ciddi söylemler var. AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ziyaretinde tansiyon yüksekti. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Jale Nur Süllü'nün EYT konusunu dile getirince AK Parti milletvekili Mustafa Yel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK dönemini hatırlattı. Dünyanın hiçbir yerinde baktığımız zaman bu şekilde çok genç yaşta emeklilik kabul edilmiyor. Şimdi de EYT mağdurları var biliyorsunuz. Bu dönem Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği SGK Genel Müdürü'yken bu konulardaki uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz.